Merhabalar, Filiz Hanım YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pide yapıyoruz. Hiç kimsenin hayır diyemeyeceği çok lezzetli bir pide. Kaşarlı, sucuklu, kapalı pide. En basit haliyle kolaylıkla kısa bir sürede hazırlıyoruz. Öncelikle basit ama çok lezzetli olan hamurumuzu yoğuralım. Bunun için yoğurma kabımın içine 3 su bardağı unu koyuyorum. Ortasına maya koyacağım için böyle havuz açıyorum. 1 tatlı kaşığı toz mayayı bu havuzun içine koyuyorum. Her zaman olduğu gibi 1 tatlı kaşığı tepeleme toz şekerini de mayanın üzerine koyuyorum. Hemen yarım su bardağı ılık suyu da bu havuzun içine boşaltıyorum. Ve 5 dakika mayanın aktif hale gelmesi için bekliyorum. Bakınız 5 dakikada maya köpük köpük oldu. Şimdi 1 yemek kaşığı tepeleme yoğurt, 1 yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Beyazını hamurun içine koyuyorum. Ama normalde kullanmıyorum. Başka tarif ya da yemeklerde kullanmak için yumurtanın beyazını ayırıyorum. Şimdi yarım su bardağı ılık su daha ilave ediyorum. Hamuru yoğururken bir taraftan da neler kullandık ölçüleriyle söylemek istiyorum. 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 3,5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı yoğurt. Her zaman olduğu gibi klasik su bardağı kullanıyorum. Hemen un kullanımı ile ilgili de bir hatırlatma yapmak istiyorum. İlk olarak 3 su bardağı un koyarak başlayalım. Geri kalan yarım su bardağı unu hamurun kıvamını ayarlamak için kontrollü bir şekilde kullanalım. Hamurun kıvamı bakınız tam olarak görüntülerde olduğu gibi eli bırakan ama katı bir hamur değil. Pürüzsüz bir hamur elde ettiğimiz zaman üzerini örtelim ve bir kenara alalım. Pidenin iç harcını hazırlarken geçen süre hamurun mayalanması için yeterli oluyor. Tam olarak bir süre vermem gerekirse 10 dakika yeterli olacaktır. Şimdi pidenin iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için önce yeşil sivri biberi ince ince doğruyorum. Burada malzeme listemiz sabit değil. İstediğimiz ürünü istediğimiz miktarda kullanabiliriz. Hatta başka bir iç harcı da hazırlayabilirsiniz. Burası tamamen damak zevkinize göre hareket edebileceğiniz bir alan. Sivri biberden sonra şimdi kaşar peynirini doğruyorum. Şekli şemali çok önemli değil ama böyle küp küp doğradığımız zaman daha güzel oluyor. Kaşar peynirini de böyle özenli bir şekilde doğradıktan sonra sıra sucuğu doğramaya geldi. Sucuğu da kaşar peynirini nasıl doğradıysam aynı şekilde doğruyorum. Biberleri ince ince doğradım. Kaşar peynirini ve sucuğu, hatta birazdan doğrayacağım domatesi de küp küp kesiyorum. Tüm malzemeler aynı boyda ve şekilde olursa pidenin içine iç harcı koyarken dağılımı da eşit olur. Piştiği zaman da her ısırıkta tüm lezzetleri damakta hissedebiliyorsun. Harika oluyor. Gerçekten çok lezzetli bir pide oluyor. Şimdi domatesi küp küp kesiyorum. Ben burada tüm malzemeyi doğramıyorum. Sadece size örnek gösterecek kadarını doğradım. Tüm malzemeleri doğrayıp bir tabağa ya da kaseye koyalım ve güzelce karıştıralım. Böyle renkli ve lezzetli bir pide harcımız oldu. Bu arada 10 dakika doldu. Mayaladığım hamur için başta da söylediğim gibi yeterli bir zaman. Hazır olan hamurumuzu alalım. Hamuru nerede beze yapacaksak oraya biraz un serpelim ve hamurumuzu koyalım. Tüm bezelerin eşit olması için hamurun havasını da alarak böyle silindir şekline getirelim. bıçakla 6 eşit parçaya bölüyorum. 7 ya da 8'e de bölünebilir. Ben bu şekilde 6'ya bölerek pidenin boyutunu biraz büyük yapıyorum. Piştikten sonra servis yaparken her bir pideyi 2'ye bölüyorum. Her bir parçayı bu şekilde avucumuzun içinde bezeleyelim ve ilk yaptığımız bezeyi alarak hamur açmaya başlayalım. Oklava ya da merdane kullanarak bezeyi ince olacak şekilde açalım. Un kullanmaktan çekinmeyelim. Unla daha kolay ve daha rahat açılıyor. Altı bezeyi isterseniz tek tek açtıkça iç harcını koyup kapatabilirsiniz. İsterseniz de tüm bezeleri açıp yan yana sıralayarak iç harcını da hepsine paylaştırarak da yapabilirsiniz. Hamurlarımı ince olacak şekilde açtım. Şimdi yarısına iç harcı koyup diğer yarısını üstüne kapatalım ve kenarlarını parmak uçlarımızla sıkı sıkı bastıralım ki açılma yapmasın. Pidelerimizi ısınmış fırında pişireceğimiz için hamurları açmaya başlamadan önce fırınımızı 185 derecede alt üst ayarda ısıtmaya başlayalım. Bence bu tarifi kaydedin. İç malzemelerde değişiklik yaparak açık ya da kapalı pideler hazırlayabilirsiniz. Kalabalık misafirler için malzemeler çarpı 2 yaparak kullanılabilir. Pideleri bu şekilde hazırladıktan sonra tepsiye alıyorum ve üzerlerini sürmek için ayırdığım yumurta sarısının üstüne 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra fırçayla pidelerin her yerine değecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Kısa bir sürede çok lezzetli pideler hazırladık. Isınmış fırında 185 derecede alt üst ayarda pidelerin üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Her zaman görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.